Ukrayna ordu güçleri ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki savaşı sonlandıran Minsk Anlaşması pek çok sorunu çözmekte yetersiz kalıyor. Ancak mahkumların salıverilmesi konusu en sorunlu alan gibi görünüyor. Taraflar ellerindeki tutuklu sayılarına ilişkin çok farklı sayılardan bahsediyor. Barış sürecinin arabulucu kuruluşu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in tutukluların değiştirilmesi için tarafları zorlama yetkisi bulunmuyor. Kiev ve ayrılıkçılar da halen ellerindeki tutuklu listeleri konusunda bile anlaşabilmiş değil. Her iki tarafta bu fiili durumu birbirlerini anlaşmazlıklar konusunda ödün verecek pozisyona düşürmek için bir koz olarak kullanmak niyetinde. Maalesef Minsk anlaşmaları henüz bir sonuca ulaşamadı. Bu yüzden Avrupa Birliği'ne, AGİT'e ve tüm Avrupa ve uluslararası kamuoyuna sorunun çözümü için yardım çağrısında bulunduk. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü her iki tarafında insan hakları ihlalleri yaptığı, sorumsuzca sivilleri gözaltına alıp tutukladığı ve bazı durumlarda da aylar süren hücre hapsi cezalarına çarptırdığını iddia ediyor. Volodymyr Zemchukov, tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş olan Luhansk Halk Cumhuriyeti yetkilileri tarafından 11 aydır esir tutulduğu ve işkence gördüğünü iddia ediyor. Sadece pişman olduğunu söyle, sana iyi davranacağız dediler. Onlara hain olduklarını söyledim. Bir işgal rejimi kurdular. Nikolay Vakaruk, suçsuz bir sivil olduğunu söyleyen kömür madeni işçisi, sebepsiz şekilde Ukrayna tarafından 1,5 yıl gözaltında tutulduğunu söylüyor. Ukrayna kasabası yakınlarındaki evinin aranması sırasında alıkonulduğunu belirtiyor. Ve Harkiv şehrinde güvenlik güçlerine ait bu tesiste tutulmuş, ayrılıkçı olmaktan vazgeçmesi söylenerek dayak ve işkenceye maruz bırakılmış. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin insanların mekanı kontrol etmesine izin verdiğini gösteren bu videosunu izlediğim zaman tüm bu odaları gördüm ama insanlar yoktu. Demek ki insanları bir yerlere saklamışlar, başka bir yere götürmüşler çünkü salı verilmeleri durumunda bu insanların örneğin sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmaları mümkün olabilecekti. Uluslararası Af Örgütü grubun savaş suçlarına yönelik raporunu izleyerek Vakaruk'un Temmuz ayında Harkiv'deki bu tesisten salıverilen 13 tutukludan biri olduğunu açıkladı.